Herkese selamlar arkadaşlar, Egoist Pet kanalına hoş geldiniz. Kabanları, montlarınızı, eldivenlerinizi, şapkalarınızı hazırlayın. Çünkü yeni yılı özel, yılbaşını özel kar haritası PUBG Mobile'a geliyor. Evet arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi ee, kar haritası zaten geleceği kesinleşmişti, kanalda da paylaşmıştım. E, bunun ham halinde paylaşmıştım sizlerle. Yani daha hazır olmamış, netleşmemiş halini hazır paylaşmaya çalışmıştım sizle. Şimdi e, haritanın artık neredeyse %98-97 oranında belki hazır halini buldum ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu harita e, diğer haritalara nazaran çok çok daha güzel, çok çok daha farklı grafikler, çok çok daha farklı e, savaş alanları barındıran bir harita. Ee, önceki videoyu da şurada izleyebilirsiniz. Orada yeni silahları da paylaştım. Yeni eklenti geldi işte vesaire hepsini paylaştım. Bu arada yeni eklentilerden biri silahın ucuna takılan lazerdi. O lazerde e, düzeltmişsiniz beni teşekkür ederim yorumlarınız için. Lazer takılacak artık silahların ucuna takılabilecek. Ve bu lazer e, rakipler veya kimse dost dostlar tarafından kimse tarafından gözükmeyecek. Sadece biz görebileceğiz. Böylelikle nişan almamız daha kolaylaşacak e, o si Oyunun içerisindeki o imlek şehrini o lazerin gittiği yöne doğru ateş etmek bizim için daha kolay olacak. Ee, onun yerine, onun yanı sıra MK-47 gelecek. Gayet mükemmel bir silah, Mü mükemmel güzel olacak. Bir de yeni araba ve yeni animasyonlar gelecek. Bunların da bilgisini e, ufacık paylaşmış olayım. Dediğim gibi kartlarda da e, paylaşırım, şu taraflarda bir yerden bulabilirsiniz o bütün detayları. Şimdi gelelim yeni haritaya. Haritanın görseli şu an arkamızda gördüğünüz gibi. Diğer haritalara göre daha küçük yani Erangel ve Miramar'a göre daha küçük bir harita ama Senhok'a göre daha büyük bir harita. Yani tam aslında aralarında yani Erangel Miramar 8'e 8 ölçüdeydi. Senhok 4'e 4, e 4, e 4 ölçüdeydi. Yeni haritamız kar haritamızsa 6'ya 6 ölçüde. Yani oyun ne uzun sürecek ne kısa sürecek. Tahmini oyun süresi 30 dakika falan olacaktır. Miramar falan 38 sürüyor. Senhok 25 küsürüyor. Bu da 30 gibi falan sürecektir. Oyunda dinamikler çok güzel, aksiyon çok güzel olacak gibi gözüküyor. Gel videoyu inceleyelim şimdi. Evet başlattım. Şimdi e, ilk olarak buradan bir durmak istiyorum. Ya şuradaki bina benim çok ilgimi çekti abi. Bu bina 755 milyon katlı bir bina. Yani ben Miramar'daki o binalardan bıkmıştım. Bir sürü katı var insanlar sürekli camdan bakıyor vs. diye. Bu binalar tabi tam oturmamış, tam renklendirilmemiş muhtemelen. Fabrika gibi bir yerdeyiz. Ama bu binanın içinden şuradan böyle yürüyüp buralara gitmek gibi mükemmel yerler var. Yani e, açıkçası pusmak için ideal olacak. Yani pusmak isteyenler bu işi çok rahat yapabilecek eminim. Yani pusmak, pusmak istiyorsanız bu haritayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Devam edelim. Dediğim gibi burası bir fabrika anladığım kadarıyla ve fabrikanın içerisinde de baya bir olay var gibi gözüküyor. Şöyle bir bakmaya devam edeyim. Buralar çok iyi yalnız ha. Yani burası military şeye benziyor. Military, military power'a benziyor. Oradaki binalara falan biraz benzetmişler. Ee, Miramar'da da böyle yapılar vardı. Ama çok aynı değil. Yani biraz özgünlükte var. Ya yani şuralar bak bak bak. Ama abi siper yok buralarda ya. Buralarda var ya büyük savaşlar dönecek ya. Şu yeni harita gelsin de şu dinamik haritada böyle bir her yerde kan görelim ya. Bir de beyazın üstünde kırmızı kırmızı kan lekeleri tatlı olabilirmiş. <laughs> Bakalım evet gördüğünüz gibi e, şunu da ekrandan çekersem mouse'u rahatsız etmesin sizi. Abi yine bir sürü katlı binalar var burada. Ya yani, o her yer yüksek katlı bina. Şu ana kadar gördüğümüz kısımda çok yüksek katlı binalar var. Evet bir nehrin kenarından geçiyoruz. Burası buzla kaplı neredeyse ve bu buz üzerinden yürünebilecek. E, bazı kırıklarda suya düşüneceksiniz. Genelinde buzla kaplı kalacak. Burada bir yeni tip binalar var. Hatta şurada bir tane tamamlanmamış bir binayı görebiliyoruz. Hemen şu en sol tarafta e, hala yapım aşamasında dediğim gibi tamamen okeylenmedi ama e, çoğunluk arayüz olarak bu şekilde. Şuradaki bina çok ilginç e, bir altında böyle yol var güzel yapmışlar. Bu arada evler ve yapılar çok farklı yani bu bu haritayla sanki yeni bir oyun oynuyormuşuz gibi hissetmeye başlayabiliriz. Bana öyle geldi açıkçası çünkü Call of Duty'ye de benzetmişler yolları vesaire. E, PUBG'ye de benzetmişler. Böyle birazcık Karma Army 3'e de benzetmişler. Böyle karışım yapmışlar. Yani o klasik sıkıcı bir harita tipinden çıkartmayı başarmışlar bana göre. Gördüğünüz gibi bu merdivenlerin yanları falan da bayağı güzel olmuş. Çatı tipleri falan değişmiş. Evet tamamlanmamış binamızı da görüyoruz. Evet ağaçlar. farklı ağaçlar var. Bu yılbaşına özel çam ağaçları da eklenmiş. Ağaçların yaprakları dökülmüş. Yerde çimen Yok. Çoğu bölgede yani haritanın çoğu bölgesinde çimen yok. Ev tipleri neredeyse tamamen farklı. Bir iki tane arada eski tip evlerden var. Ev tipleri tamamen farklı. Haliyle eve raşlama tiplerimizde farklı olacak muhtemelen. Oo. Oha ne kadar güzelmiş. Üçgen böyle ev falan yapmışlar küçük böyle. Bu gördüğünüz gibi tam bitmemiş hali bu muhtemelen. Boyanacaktır herhalde bu evler. beyaz kalmayacaktır. Her yer beyaz da olmaz herhalde. Ee, yakında harita çıktığı gibi de ben en çok nerede loot var, en çok araba nerede çıkar gibi videoları da paylaşacağım zaten. Merak etmeyin. Bir harita elimize geçsin. Tam olarak oynayabilelim bir kere. Ee, ondan sonra görüyoruz. Uuu liman bu arada. Liman, liman. Akıyor liman. Liman yemin ediyorum akıyor. Liman inanılmaz güzel olmuş abi. Baksana. Oha mükemmel olmuş. Yani şu oyundaki en güzel detay bu liman olmuş. Sahil kesim süper olmuş abi. Alan buralara daralırsa olaylar baya karışır abi. vallahi olaylar baya karışır. Sahil kısmını çok beğendim. Oha bak orada da şey var aşağıda hemen. Şu tarafta bir deniz feneri var. Acaba ona tırmanılabiliyor mu? İyi pusulur. Burada Miramar'ın oradaki bir kiliseye benzeyen kilisemiz var. Yine tamamlanmamış yapılardan bir hatta yolu da bitmemiş. Oturma bankları var. süper olarak kullanabileceğimiz banklar olacak muhtemelen. Dediğim gibi ev tipleri çok çok farklı olmuş. Alıştığımız, bildiğimiz ev tiplerinden bayağı bir farklı olmuş. Aga be, çok güzel olmuş. Bir şey diyeyim mi? Bu ne? Tuvalet mi o? Bence tuvalet. <laughs> acayip acayip yapılar koymuşlar. Yani bildiğimiz PUBG'den çok farklı bir hale gelmiş. Ne düşünüyorsunuz? Sizce de bildiğimiz PUBG gibi değil değil mi? Yani farklı bir oyun oynuyormuşuz. İstine kapıldık değil mi? Şöyle izlemeye devam edeyim. Bak binalar falan cool olmuş abi. Çok güzel olmuş ya. Oturaklar bile değişmiş. Ben çok beğendim ya. Şu ana kadar gördüğümüz yerler ama şimdi her yer ev görüyoruz. Yani her yerde ev görüyoruz. Şimdi bu evlerden hepsine girilecek mi? Çünkü PUBG'de de bazı evler böyle yalancıktan vardı. Normal e PUBG dediğim eski kadar da. E bu evlerin hepsine giriliyor mu? Hepsinin pencereleri açık mı? Çünkü hepsinin pencereleri açıksa burada dolaşma şansımız yok gibi bir şey. Burada dolaşmak birazcık zor olacak gibi geliyor. Devam edelim izlemeye. Şimdi yeni tarafta evet köprünün altından doğru kafamızı hafifçe eğerek çarpmadan geçiyoruz. Burada dediğim gibi yürüyebileceğiz. Şu aralıktaki sulara dikkat ederek yürümemiz gerekiyor. Buzlar kırılmıyor ee, normal bir zemin olarak. Belki kayma efekti gelebilir de sanmıyorum ona vakit ayıracaklarına. Bu harita bu arada yılbaşına özel çıkacak. Ee, ama yılbaşına yetişemeyeceğini düşünüyorum. Yılbaşından bir süre sonra çıkacaktır. Çünkü yılbaşına yetişseydi buralarda süslenmişler olurdu. Yılbaşından bir süre sonra çıkacaktır. Muhtemelen yeni yılın ilk ayının sonlarına doğru çıkacağını düşünüyorum. Kendi fikrim böyle açıkçası. Sizce ne zaman çıkar? Bence ee, 20 Ocak, 25 Ocak gibi. Bir çarşamba gününe denk getirirler gibi geliyor bana açıkçası. Tamamlanmamış binalar görüyoruz. Burada evleri görebiliyoruz. Ağaçlar falan zeminler çok güzel. Ee, evet yine bir pusucular. Abi herkes pusacak ya. Abi herkes pusacak ya. Şunlara bak ruin tipli olmuş. Herkes pusacak abi. Şunların çatısına üst katlarına yat. Bak merdivenler de var. Ulaşım da kolay oraya. Yat abi oraya. Gelsinler vur. Bir de alan oraya daralırsa kebap. Vallahi kebap yani ya. Burası hep şeye benzemiş. Miramar'daki bu hacının arka tarafına benzemiş bence. Yani oradaki şeyler, buradaki şu bina, işte yanındaki mezarlıklar falan. Bu kilise de muhtemelen biraz andırıyordur hepimize. Yani hepimize öyle gelmiştir gibi geliyor. İçerisi biraz farklı dekor edilmiş gibi görüyoruz. Evet, içerisi tam bitmemiş yine ama ee, birazcık farklı dekor edilmiş içerisi. Bak, şekilli şekilli kapılardan falan geçmişler. Güzel yapmışlar videoyu. Buradan da geçiyoruz güzel bir tane böyle çardak gibi yapımız var. Yok su, su şeyi var orada herhalde. Oo abi bu, burada bak. Bak abi loot burada. Burada böyle kavga etmelik mükemmel bir yer ayarladıklarına göre loot burası abi. Kesin haritanın bu kısmına büyük loot inecek. Bak burada çok sağlam loot yapacağız ve burası bootcamp gibi bir yer olacak. Bana öyle geliyor. Valla ya da hacı gibi bir yer olacak yani. Burada bayağı kan çıkar. Köprüye bak. Aga bu köprüyü tutmak çok güzel olur. Evet burada da e, önceki videodan aşina olduğumuz bir görüntü var. E, önceki videoda da buraları göstermiştim. Buralar yine tamamlanmamıştı. Bu videomuzda da hala tamamlanmamış halde ama bir roket var burada. Roket ne alaka çok anlamadım. Burada da bir yönetim kulesi var. Acaba ona çıkılıyor mu? Çıkılıyor gibi gözüküyor. Evet buradaki binaya çıkılıyor olarak gözüküyor. Bir kısmı da tamamlanmış. Bu kadar tamamlanmamıştı önceki halinde. E, bu binanın buralarda da muhtemelen iyi bir loot olacaktır savaş için uygun siperler falan çok güzel burada. Kapışacak alan çok fazla yani kavga edebileceğimiz yer çok fazla. E, bunun altında ne var acaba? Aga oha bunun altında loot var mıdır acaba? Ya da buradan çıkış var mı? Ha şuradan aşağıdan çıkış varmış tamam. Elimle gösterdim siz görmeyiz ama aşağıdan bir çıkış varmış. Muhtemelen orada da güzel bir loot bizi bekliyor olacak. Yollar bizim bildiğimiz yollar etraf çoğunlukla karla kaplı. E, yer yer Kar yok çimen var. Onları da birazdan gösteririz size. Şöyle ara sokaklardan başka bir kente gidelim. Bu kent de fena gözükmüyor. Diğer, diğer yerlere e, benziyor. Eski haritalardan yine uzak bir görüntüsü var. Komple böyle e, şey yani hiç Türkiye gibi yapmamıştı. <laughs> Türkiye'de hiçbir alakası yok. Bizim hiç alışık olmadığımız ev tipleri. Ama her yerde bir kilisemiz var. E, bu kiliselerde de sanırım iyi bir loot barındırırlar gibi geliyor. Çünkü... Hatırla şeyi poçinkiyi Počinki kilisesinin loot'u hiçbir, hiçbir zaman kötü olmamıştır. Her zaman bir iki bir şey buluruz. Şehre basmak için e, önce bir kilise lootlanabilir yani. Evet burada da işte karla kaplı olmayan belli başlı bölgelerden biri var karşımızda. Bu bölgede e, binalar seyrek, alan buraya daralırsa olay çıkacak yerlerden biri burası da. Köprülerimiz var. Çok fazla köprü yok bu haritada. Harita zaten çoğunlukla karadan oluşuyor. Az bölgesi su. Ada 2 harita iki adadan oluşuyor. Ee, böyle böbrek gibi birbirine bakan iki böbrek gibi bir ayıta ee, O yüzden çok fazla köprülük işimiz olmayabilir Yani çok rahatlıkla buralardan atlatabiliriz Yeni alanları takip ederek rahatlıkla e, köprü kullanmadan Kara üzerinden iletişim sağlayabiliriz Ya da daha ulaşım sağlayabiliriz Araçların önemi çok büyük burada Bir de merak ettiğim bir şey var size de sorayım Ayak izi çıkacak mı? Bir de arabaların tekerlek izi çıkacak mı? Bence yapmamışlardır Yapmışlarsa ama bayağı güzel olur. Sizce yapmışlar mıdır? Bana bana çok zor geliyor ama e, yapmışlarsa bayağı güzel olabilir tak için. Evet haritamız böyleydi. E, ben çok beğendim. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi harita e, çok büyük bir harita değil ve olay çıkarmaya, kavga çıkarmaya çok uygun bir harita. Benim bayağı hoşuma gitti. Umarım sizde keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince ben de harita geldiği gibi e, yenilikleri de anlatmaya çalışacağım. mk 47nin özel incelemesi yani yeni gelecek silah özel incelemesinde en yakın zamanda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Eski videoda anlatmıştım. Dediğim gibi onu da kartlardan bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.